Congratulations kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Sizlere gelişen teknolojinin faydalarını ve zararlarını ele alacağız. İsterseniz videoya geçelim. Teknoloji nedir, ne değildir ona bir değinelim. Teknoloji, insanların gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkmış, çeşitli mal ve hizmetleri üretip kullanmaya yarayan beceri, teknik ve bilimdir. Teknoloji dendiğinde akla genellikle arabalar, telefonlar, bilgisayarlar gelir. Fakat teknoloji esasen bundan uzun yıllar öncesinde de bulunuyordu. Buna örnek verecek olursak, çok eski zamanlarda yaşayan insanlar ağır bir malı bir yerden bir yere taşıyabilmek için insan gücünün dışında bir güce ihtiyaç duydular ve tekerlekli araç gereçleri icat etmeyi akıl ettiler. Bunun beraberinde tekniğini araştırıp uygulama aşamasına geçtiler. Bu teknoloji için güzel bir örnektir. İnsanoğlu zeka olarak gelişmiş bir canlıdır ve bu zekasını uzun yıllardır kullanmaktadır. Fizik olarak gücü yetmediğinde veya bir iş yaparken zorlanıp onun daha basit olmasını istediğinde bunun için zekasını kullanarak pratik yollar bulur. Dünya üzerindeki tüm materyalleri bir hizmet aracı olarak kullanabilir. Bir yerden bir yere daha hızlı bir şekilde ve pek yorulmadan gitmek isteyen insan araçları icat etmiştir. Bu araçlar bisikletten motosiklete, otomobilden gemilere kadar uzanabilir. Hatta insanoğlu kıtaları daha rahatlaşabilmek, yolculukları daha da hızlandırabilmek için havayolu teknolojisinde bulmuş ve bir yerden bir yere uçaklarla seyahat etmeye başlamıştır. Teknolojide en önemli nokta tekniktir. Bir teknolojinin tekniğini kavradıktan sonra o teknoloji büyük bir hızla inşa edilebilir ve diğer insanlar tarafından devam ettirilebilir. Buna örnek olarak cep telefonlarını gösterebiliriz. Cep telefonları bulunduktan sonra akıllı telefonlar da üretildi. Cep telefonunun yapılış tekniği akıllı telefonun yapılmasını da kolaylaştırdı. Teknolojinin yararları. Bugün kullandığımız internet sayesinde dünyanın her tarafından bilgiye ulaşabiliyoruz. İnsan gücünün yerini alabilen robotlar sayesinde insanlar çok yorulmuyor ve sağlıklarını çalışarak kaybetmiyorlar. Teknolojinin yararları sayesinde insanlar zamandan tasarruf edebiliyorlar. Yapılacak işler daha basit ve hızlı bir şekilde yapılıyor. Artık hem yiyecekleri hem de bilgileri saklayarak uzun vadeli bir şekilde kullanabiliyoruz. Tıp alanındaki teknolojik gelişmeler sayesinde hastalıklara karşı çözümler üretilebiliyor ve insanlar daha uzun yaşayabiliyorlar. Eğitim alanında icat edilen bilgisayar, episkop, projeksiyon makinesi ve televizyon gibi aletler sayesinde öğrenme kolaylaşıyor. Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla insanlar birbirinden daha hızlı haberdar oluyor ve görüntülü konuşup hasret giderebiliyorlar. Eskiden at ve at arabalarıyla bile aylaca yol gidilirmiş. Şimdi ulaşımdaki teknolojik gelişmeler sayesinde gideceğimiz yere daha çabuk varabiliyoruz. Örneğin uçak icadından sonra insanlar ulaşımı sorun bile etmiyorlar. Matbaa alanındaki gelişmeler sayesinde binlerce eserler basılıp hızlı bir şekilde insanlara ulaştırılabiliyor. Şimdi de zararlarına geçelim. Araç teknolojinin gelişmesiyle her yıl trafiğe çıkan araç sayısı arttı ve araçların çıkardığı egzoz dumanları ozon tabakasına zarar vermeye başladı. Daha fazla kağıt üretmek için ormanlardaki ağaçlar bilinçsiz bir şekilde kesilmeye başlandı. Böyle giderse dünyada orman diye bir şey kalmayacak. Ayrıca ağaçların azalmasıyla birlikte oksijen miktarı da azalıyor. Sanayileşmeyle birlikte fabrikanın bacalarından çıkan zararlı dumanlar hem havaya zarar veriyor hem de fabrika çevresinde yaşayan insanların yaşamlarını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Zararlı dumanlar yükseliyor ve havaya karışıyor. Bu durumda asit yomurları ortaya çıkabiliyor. Gemi yoluyla taşınan petrol ve benzeri kimya atıklar bazen denize veya okyanusa karışabiliyor. Bu durumda su kirliliği de ortaya çıkıyor. Uzun bir süre kullanılan teknolojik aletler insan beynine zarar verebiliyor. Beynin elektriksel aktivitesini ve işleyişini bozabiliyor. Artık teknoloji bağımlılığı diye bir kavram ortaya çıktı. İnsanlar birbiriyle muhabbet etmek yerine teknolojik aletler ile vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bu durumda insan ilişkileri zayıflıyor. Her ne kadar bilgiye ulaşmak teknoloji sayesinde kolay olsa da insanlar bilgilerin ne kadar doğru olduğunu artık pek önemsemeden bilgiyi kullanıyor. Teknolojinin zararları arasında obeziteye yakalanma riski de vardır. İnsanlar artık çok hareket etmiyor. Bütün gününü oturarak video izliyor ve sosyal medyada geçiriyor. Sürekli cihazlara bakıldığı zaman boyun ağrısı gibi şikayetler de meydana geliyor. Bazen sosyal medyada paylaşılanlar çocukların ilgisini çekiyor ve zihinsel gelişimlerinde olumsuz tepkimelere yol neden olabiliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.